Abi. GTA ve Counter oynayacağım. Bana bir sistem toplar mısın? Çok şiddetli. Ürün çok şiddetli, çok yüksek bir sese sahip. Tüm mahalleyi inlettiğini söylemek istiyorum. Bugün kısa kısa P9 ve P9 Plus'a değineceğim. Ben de iPhone 7 ve 7 Plus'a değinmeye çalışacağım sizler için. Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Türkiye'nin en titreşimli, en böyle ses frekansını insanların içine subliminal bir şekilde yayan kanalına hoş geldiniz. Sizlere gizli mesajlar yolluyorum, evet. Bunu unutmayın. Tell me I'm crazy. Mulder, you're crazy. Şimdi neden YouTube'dayım? Hedefim nedir? Amacım nedir? Onu açıklamak istiyorum. Amacım aslında hep beraber ilerlemek. Yani geçmişten günümüze topluluklara bakıldığı zaman komün bir halde hep ilerlemeye, gelişmeye yönelik hareket etmişler. Benim de içimde yatan, özümde yatan anlayış bu şekilde. Ben insanlara bir şeyler katmak istiyorum. YouTube'da abuk subuk, saçma sapan o kültürel ilerleyişin dışında özgün bir şekilde elimden geldiğince bilgilendirici içerikler sunmak istiyorum. Neden? Çünkü her zaman dile getirdiğim gibi bilgi paylaştıkça güzelleşebilen bir şey. Benim bir hedefim var. Hedefim önce 15 bin kişiye ulaşmak. 15 bin kişiye ulaştıktan sonra bunu 50 bine, 100 bine hatta 500 bine kadar ilerletmek. Şu an inancım 50 bin kişiye kadar çıkabileceğimi gösteriyor. Ve ondan sonrası da tamamıyla birlikteliğimize bağlı. Bu bağlamda bugüne kadar yanımda olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra olacak arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Benim hedeflerim arasında kitleye şu dünyada, şu hayatım boyunca bir şeyler katmak. Vakti zamanında donanım haberde editörlük yapıyordum. Gayet güzel gidiyordu. İnsanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyordum ama bir noktada kısır döngüye giriyordu, takılıp kalıyordum. Daha fazla, daha büyük bir kitleye emek harcayamıyordum. Ben de YouTube'a giriş yaparak daha rahat, daha özgün, daha içimden gelerek özgürce sizlere bir şeyler sunmak istedim. İçimden ne gelirse, benim içimden gelen sizin de içinizden gelendir. Ben buna inanıyorum. Bu hususta da şunları eklemek istiyorum. İleride hedeflerim arasında daha fazla kitleye ulaştıktan sonra bir adet gezici kütüphane edasında bir otobüs almak ve otobüsü teknolojik aletlerle donatmak ve köy köy dolaşmak. Yaşlılarımıza, çocuklarımıza, işte gençlerimize teknolojik anlamda bilgiler sunmak, onları eğitmek, onlarla güzel şeyler paylaşmak, anılar paylaşmak, beraber video çekmek, video çekmeyi göstermek, onlara içindeki potansiyeli sunmak istiyorum. Hani aslına bakarsanız bu içinde yaşadığımız toplum ne kadar bencil bir yapıda olursa olsun bir bakıma teknoloji insanları kaynaştıran, birbirlerine daha fazla yakınlaşmalarını sağlayan bir özellik. Bunu sağlıklı bir şekilde kullanmak gerektiğine inanıyorum. Sosyal medyayı da, teknolojiyi de. Bu hususta da adımlar atmak istiyorum. Bu teknolojik otobüsle gezici kütüphane edasında köy köy gezip bildiğim her şeyi sizlerin vasıtasıyla aktarmak istiyorum. Hep beraber gitmek istiyorum. Mesela gerçekten kafasına bir şeyler başarmayı koymuş insanlara, maddi durumu olmayan insanlara oluşturduğumuz bu YouTube topluluğu sayesinde hep birlikte yardımda bulunmak istiyorum. Atıyorum ufak bir çocuğun tek bir hayali vardır. Tablete sahip olmak istiyorum. Para toplayıp tablet almak istiyorum. Ben de katmak istiyorum. Hepimizin katmasını istiyorum. Birlikten kuvvet doğar sözünün anlamına inanmak istiyorum. Bu hususta eğer düşüncelerime saygı duyuyorsanız ve gerçekten beni anlayışla karşılayabileceğinizi düşünüyorsanız takip etmeye ve bana destek olmaya devam edin. Hedefimiz şu an 6.400 abonemiz var. 15 bine çıkmak, 15 binden sonra da 50 bine çıkmak. Bu videoyu hedeflerime sizleri de dahil etmek istediğim için hazırlıyorum. Birazcık da kendimden bahsetmek istiyorum. Ben gündelik hayatımda kitap okumayı, müzik dinlemeyi seven, müzik yapmayı seven,
sorunu olan, problemi olan arkadaşlarımla konuşup onları çözmeyi seven, sıkıntı ve problemlerde birçok insanın yanında olmaya çalışan, psikolojik anlamda destek sunmayı hedefleyen ve paylaşımın kudretine inanan bir insanım. Paylaşmayı gerçekten çok seviyorum yani. 40 çöp krakerim varsa, çubuk krakerim varsa onun 39'unu paylaşırım, bir tanesini yerim, öyle söyleyeyim. Benim yapım bu şekilde. Müzik kültürümde paylaşmaya açık, yaratıcılığa açık, indie, işte alternatif. Onun dışında etnik parçaları da çok seviyorum. İşte Mısır olsun, İran kültürünün müzikleri olsun, başka toplulukların, işte İskandinav müzikler vesaire. Hepsini çok seviyorum. Ya her şeyi dinlemeyi seviyorum. Müziğin de insanları bir araya getirdiğini, ortak his uyandırdığına inanıyorum. Aynı zamanda bir kitap yazıyorum insanlara faydalı olması adına. Ya elimden geldiğince aslına bakarsanız gençliğimi, zamanımı, ömrümü bir şeyler katmak adına, bir şeyler paylaşmak adına harcamaya çalışıyorum. Bu hususta yanımda olan ve inancımı korumama yardımcı olan herkese de teşekkür ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Düşüncelerinizi videonun altına eklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.